Merhaba Hanımlar Ebe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere gerçekten çok güzel bir hırka anlattım. Bu bir yaş bebeklerimiz için çok uygun. Hatta bir buçuk iki yaş bebeklerimiz bile giyebilir. İşte hani dokuz aylık sekiz aylık bebeklere biraz büyük gelebilir. Ama her türlü iki sene bu hırkayı çocuklarımız giyebilir. Bakın arkası da böyle çiçekli desenli. İçini aslında göstermek istemiyorum ama temizlemedim. Çünkü temizlemesi bayağı bir zamanımı alacaktı. Çekimden sonra temizleyeceğim inşallah. Bakın içini böyle göstereyim. Bayağı bir kötü durumda. Ama temizleyeceğim inşallah bunları. Videoyu hemen çekip yayınlamak istediğim için temizlemekle uğraşmadım. Şimdi hanımlar beyazdan toplam iki tane ip gitti. İşte diğer renklerden birer tane ip yeterli oluyor. Kullandığım tığ numarası 2.5 buçuk milim. Burada pek gözükmüyor ama 2.5 buçuk milim. Ve kar topu'nun krem renginde bir ip kullandım. Böyle beyaz değil, çok güzel bir krem burada da böyle kodunu göstereyim. Diğer renkler için de kartobunun diğer renklerinden işte istediğiniz renk kullanabilirsiniz. Hani bunlara kod vermeme gerek yok. Bu şekilde hanımlar. Yani toplamda e, diyelim renkli iplerle topladığımız zaman işte bir yaş için üç ip, e, şimdi iki yaş için dördüncü ip belki yer yemez, bilemiyorum çünkü e, motifli olduğu için hani fazla ip gideceğini düşünmüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi ölçüye gelirsek mesela omuzdan etek ucunu ölçtüğümüz zaman işte 1 yaş 2 yaşta 35 santim oluyor. Daha küçük yapmak isteyenler varsa diyelim motifleri daha küçük bebeklere bunu hırka yapmak isteyenler varsa şimdi 1, 2, 3, 3 sıra motif örsün. Mesela beyazların 2 değil de 1 sıra örsün. 4 tane, 8 tane motifi birleştirerek bu şekilde hırka oluşturabilir. Şimdi 3-4 yaş yapmak isteyenler varsa da Şimdi 2 sıra beyaz ördüm ya ben. Şimdi 3 tane 3 sıra beyaz örerseniz diyelim 3-4 hatta 5 yaşa bile bu hırka olabilir. Çünkü motifler bayağı bir büyük düşüyor. Yani bu motifleri siz kendi çocuklarınıza göre elbise kalıplarına göre ayarlayacaksınız. Tabi kolu da mesela 1-2 yaşta yani 1 yaş yaptığım için 19 sıra mesela ördüm bu deseni. Ama 2 yaş yapanlar diyelim 22-23 sıra işte daha büyük yaş grupları örenler varsa daha da işte hırkalara göre örecek. Bu şekilde hanımlar fazla da uzatmaya gerek yok hemen hırkaya başlayalım. Öncelikle motifimize başlayalım. Önce çiçek olan motiften başlayacağız. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi geri dönüp birinci zincirden tel aldım, direkt çıkış yaptım ve 1 2 zincir çektim. Bu halkanın içine toplam 12 tane yarım tırabzan yani yalancı trabzan yapıyoruz. Tek seferde çıkıyoruz. Bakın 1 çıktım. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Toplam 12 tane yaptık. Şimdi ilk bakın tepe burada. İlk yaptığımızın e, yalancı trabzanın tepesi burada. Buradan girdim. Direkt çıkış yaptım. Biraz e, kameraya yaklaştırayım. Şimdi toplam 3 tane zincir çektim. Bakın 1, 2, 3. Şimdi bir boşluk atlayıp diğer boşluğa bakın bir boşluk atladım. Diğer yalancı sık iğnenin tepesine bakın yalancı tepenin bu şekilde sık iğne yaptım. Bir tane. Sonra tekrar 1, 2 ve 3. Bir boşluk sık iğne. 1 2 3 ve sık iğne 1 2 3 toplam 6 tane yaprak için e, zemin hazırlıyoruz. Şu an 1 2 ve 3. Son. Bakın 5 tane yaptım ve şu an 6. Başladığım yere geldim. Şimdi bakın ipim burada. Bu boşluktan geldim, tel aldım, direkt kaydırdım. Şimdi bir iki zincir çektim. Bu boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Sonra iki zincir boşluğa battım, çıkış yaptım. Aynı şekilde yapacağız tekrardan ama diğer yaprağa geçerken zinciri kaydırdım. Bir iki zincir çektim iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bakın aynı yere tekrar batıyorum. Direkt çıkış yaptım. Şimdi direkt kaydırıyorum. Bakın bu şekilde yaprakları tamamlayalım. Burayı ben hemen yapıyorum. Geliyorum. Evet şimdi iki zincir çektim boşluğa battım direkt çıkış yaptım şimdi burayı bak Burası ayrık olduğu için tel aldım ve bu şekilde birleştirdim şimdi bir zincir çekerek kilitledi şimdi dört tane zincir çekiyoruz 2 3 ve 4 zincir çektim bakın arkadan tığı geçiriyorum bakın boşluk var ya şu şöyle göstereyim Böyle tığ geçirdim. tel aldım, çıktım ve sık iğne yaptım bu şekilde. Tekrar 1 2 3 4 Bakın, tığ arkadan geçirdim. Buradan teli aldım, çıkış yaptım. 1 2 3 4 Bu şekilde ikinci yapraklarımızın zeminini hazırlıyoruz. Şimdi ben hemen bitireyim geliyorum. Evet bakın son 6. yaprağımın zeminine geldim. Bakın başladığım yer burada. Aynı şekilde yapıyorum. Bakın arkadan geldim. teli aldım. Sık iğne yaptım. Şimdi bakın bu yaprağa geçiyorum. Geçiş yaptım. 1-2 zincir çekiyorum. Toplam bunun içine 5 tane trabzan var. 1, 2 3 4 5 2 tane zincir çektim. Direkt çıkış yaptım. Aynı şekilde 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 zincir çekiyorum. Batıyorum bakın farklı bir işlem yok sadece bakın burada iki trabza yapmıştık bunu da beş tane trabza yapmıştık geçişler aynı farklı bir işlem yok bu yapraklarda geçişleri mutlaka yapın daha güzel oluyor böyle burayı altı tane yaprağı tamamlayalım evet geldik son yaprağı yaptım aynı yere batıyorum bakın iki zincir çektim direkt çıkış yaptım. Şimdi bakın burası ayrı kalmaması için mutlaka buradan tel aldım. Direkt çıkış yaparak birbiriyle bütünleştirdim ve bir zincir çekerek kilitledim. Bakın hiç anlaşılmıyor nereden ek oldu. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Bu sefer motif için zemin hazırlayacağız. Motif kare formuna geçmek için 4 zincir çektim aynı şekilde bakın tığı geçirdim bu, bu iki yaprağı kapatıyorsunuz şu şekilde bakın tığı arkadan geçirdim tel aldım direkt çıkış yaptım 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim bakın farklı bir işlem yok tığı geldim arkadan böyle devam edelim 6 tane olacak şu an 4 evet bu sırayı da bitirelim hemen. Geliyorum. Bakın son geldim. Bakın. Geldim. Aynı şekilde çıkış yaptım. Şimdi tekrar ipimi böyle kaydırıyorum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Şimdi üç tane trabzan bir zincir. 3 trabzan bir zincir yapacağız. Ama bu sefer her yaprağı iki üçlü yapacağız. Şu an birinci üçlü bir zincir. Şimdi geldik ikinci üçlüye. Bir, iki, üç. Şimdi bir zincir çektim Bak Bir, iki. Toplam 12 tane üçlü trabzan olacak. Bakın aralara geç, karşıya geçtim. Hiç aşağı falan inmedim. Direkt bir zincir çekiyorum. Bakın şimdi birini yaptım. İkisini yapıyorum şu an. 2 3 bir zincir çektim sonra geldim direkt buraya bakın bir zincir çekmeden buraya da iki tane üçlü yapıyorum bu şekilde toplam 12 tane üçlü olacak hemen bitirelim burayı da geliyorum Evet bakın yaptım ve bitirdim şimdi bir zincir çekiyorum ve bakın bir zincir çekmek zorundayım çünkü diğer üçlüye geldim ve buradan tel aldım direkt çıkış yapıyorum ve bir zincir çekerek yeşil ipimi kesiyorum. Çiçek motifimiz bu şekilde. Şimdi yeşil renk ipimi alıyorum. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. İstediğiniz yerden hiç fark etmiyor. İpi aldım. Düğüm attım. Şimdi bir iki zincir çekiyorum buraya toplam üç tane trabzan yapıyorum bakın 3 trabzan şimdi burası ilk köşenin sağ tarafı bitirirken de buraya geleceğim köşenin sol kısmı yapacağım zincir çekmiyorum hanımlar geldik boşluğa tekrar aynı şekilde 3 zincir bir pardon trabzan 3 trabzan şimdi bir daha geldik trabzan şimdi geldik bu sefer köşeye bakın iki köşe şu köşenin önce sağ kısmı şimdi köşeye geldiğimizde iki tane üçlü var sadece bir 3 tane şu an trabzan yaptım. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Çünkü köşe olduğu için 2 zincir çekmek zorundayım ve aynı yere batıyorum. Bakın 1 2 3 tel aldım ve batıyorum aynı şekilde. Bakın hiç köşelerde sadece iki tane zincir var burada zincir. Bu aralarda hiç zincir yok. Düz devam ediyoruz. 1 2 3 Geldik şimdi diğer köşeye. 1 2 3 Şimdi 1 2 zincir çekiyorum ve şu, bu köşeyi de yapıyorum. 3. Sonra bakın son bir köşe daha kaldı ve yarım köşemiz kaldı. Buraya da yapalım. Buraya kadar gelelim. Evet geldik. Hani ilk başlarken dedim ya size köşenin sağ kısmı. Şimdi sol kısmına geldik. Aynı yere batıyoruz. Ve 3. Şimdi iki tane zincir çekerek ve bakın trabzanın tepesinden girdim tel aldım direkt çıkış yaptım ve zincir çekerek kilitledim şimdi bundan sonra motifi büyüteceğiz aynı işlem yapacağız farklı bir işlem yok şimdi Ben size kahverengi ipi yapalım göstereyim Tabii siz istediğiniz renkler yapabilirsiniz bağladık. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yeşilde başladığım gibi bakın köşede 1 2 3 Bakın ne zincir, hiç artırma yok. Bakın direkt geldi. Bundan sonra motif bu şekilde büyüyor. Bakın farklı bir işlem yok, mantık aynı. Geldim diğer tarafa. Bakın boşluklara batıyorum. Buraya da batıyorum. Bakın örneği kurdum. Şimdi motifimiz büyüdü. Bak göstereceğim size. Şimdi geldim köşeye. 2 3 Şimdi 1, 2 zincir gel çektim. Yeşilde aynı. 2 zincir çekmiştik. 1 2 3. Şimdi şunu da yapayım. Şimdi göstereceğim size. 1, 2, 3. Bakın. Farklı hiçbir işlem yok. iki tane bakın ortada köşe bunlar. 1, 2 köşe. Bakın, iki tane yeşil. Şimdi bakın köşeler. 1, 2, 3. 3 tane. Şimdi beyaza geçeceğim. Şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3. Beyaza geçtiğimde, bakın. 1 2 3 4 tane beyaz köşeler. Burası diğer köşe 1 2 3 4 5. Yani mantık aynı, hiç farklı bir işlem yok. Bu şekilde büyüteceğiz. Şimdi ben bu köşeyi de göstereyim. Sonra beyaza geçeceğimi göstereceğim. Bakın devam ediyorum. 3 devam ediyorum. Geliyorum diğer köşeye geldim şimdi buraya da 3 şimdi 1 2 zincir ve aynı bu şekilde diğer köşeleri de tamamlayalım hemen Evet hanımlar geldim köşeye ve aynı farklı hiçbir şey yok 3 tane trabzan 1 2 çek Bakın bu şekilde yaptık. Motifi bakın şimdi e, şunu belirtmek istiyorum. Ben bu motiften hırka yapacağım. aynı beyazdan iki sıra öreceğim. E, şimdi hanımlar, eğer küçük motif yapmak istiyorsanız bu şekilde bitirebilirsiniz. Şimdi e, bir yaş hırka çalışacağım ben. Bu videoyu onun için iyi dinleyin. Normalde iki sıra motif öreceğim. Şimdi 2-3 yaş yapmak isteyenler, 1, 2, bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra örsün, diyelim. Çiçekleri eğer dörtlü önde dört, arkada 4 yapmak isteyen varsa 5 sıra örsün. İşte mesela ya da diyelim önde dokuz tane, arkada 9 tane yapmak istiyorsanız da mesela 9 tane motif yani yapmak istiyorsanız da o zaman 1 2 de bırakın mesela 3 tane motifi böyle yan yana koyun bunu alın bir penyenin üzerine koyun 3 motif yan yana bakın oluyor mu yani ölçüler tutuyor mu o şekilde deneme yapabilirsiniz yani motif sırasını siz bir elbiseden bir üründen penyeden bluzdan kalıp alarak o şekilde büyütün şimdi. Ben beyaza fazla da uzatmak istemiyorum bu videoyu. Zaten bu videoyu önce yayınlayacağım. Ondan sonra hırka videosu gelecek. Şimdi e, beyaz rengimi takıyorum. Fark etmiyor. Bakın aynı. Ben dört motiften yapacağım için e, mesela dört motifte yapacağım için ee, beyazdan iki sıra öreceğim ama gerçekten bu hırka da zaten ben dört motif olduğu mesela zara ile yapmak isteyenler varsa diyelim önde 9 arkada 9 o şekilde yapabilirsiniz battaniye yapmak isteyenler mesela motifi büyütebilir bakın farklı bir hiç işlem yok aynı şekilde devam ediyorum Bakın mesela battaniye için diyelim daha büyük diye motif düşmek istiyorsunuz. Onun için diyelim 5 sıra değil de 6-7 sıra örebilirsiniz. Yani tamamen sizin istediğiniz kalıba ölçüye bağlı. Şimdi bana yorumlarda soruyorsunuz işte 5 yaş için ne yapmam lazım falan filan. işte hani herkese ben şimdi çalıştığım bu yaş grubu şu an işte dört sıra ördüm 1 2 3 dört sıra ördüm bir yaş mesela bir bir buçuk yaş ama iki yaş için bir sıra daha örmeniz lazım üç yaş için bir sıra daha örmeniz lazım i̇şte dört yaş beş yaş için bir sıra daha örmeniz lazım hani bu şekilde büyüteceksiniz Hanımlar şimdi bakın farklı bir işlem yok böyle devam edelim şimdi ben diğer köşeyi de göstereyim sonra en son pembe. Bu kenar oyasındaki pembeyi size göstereceğim. Sonra birleştirmeyi göstereceğim. Bunları nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Ondan sonra bu videoyu yayınlayacağım. Bu videoyu yayınladıktan sonra bunun hırka yapılışını anlatacağım sizlere. Onu sonradan yayınlayacağım. Geldik köşeye. Yani bu motiften her şey yapabilirsiniz. Battaniye, atkı, işte hırka, yelek, zara süveter. süverter. Aklınıza gelebilecek her şey. Benim aklıma çok güzel modeller geliyor da pek zamanım olmadığı için. Ama inşallah zaman buldukça farklı farklı ürünler alacağım. Bakın köşeyi geldim yaptım. Şimdi iki sıra daha beyaz ördükten sonra pembe yapımını göstereceğim size. Evet hanımlar bakın yaptım şimdi beyaz sıraları gittim. Şimdi pembe için bu da çok basit. Herhangi bir köşeden takalım. İpi düğüm attım. Böyle bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Boşluğa batıp tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Bir sık iğne. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Geldim boşa battım. 1, 2, 3, 3, 4. Boşa batıyorum. 1, 2, 3, 4. Boşluğa batarak bu şekilde kenar uyasını yapıyoruz zaten şimdi bunları yaptıktan sonra size birleştirmeyi de göstereceğim mesela bu modelden battaniye yapmak isteyenler varsa dört. geldim köşeye şimdi buraya bir iki tane zincir çekiyorum aynı yere sık iğne yapıyorum şimdi Burası köşe şimdi 1 2 3 4 ve bu şekilde köşeleri dönelim bu bitiş noktasına hemen gelelim. Bakın 2 zincir çektim sadece köşede. Hemen bitirelim, gelelim. Evet, geldim köşeye. 1 2 3 4 yaptım. Geldim buraya. Şimdi 1 2 zincir çektim. Çünkü köşelerde 2 zincir vardı. Aynı yere batıyorum. Bakın. Yaptım ilk sık iğnenin tepesine batıyorum, direkt çıkıyorum. Şimdi ipi kesmeyin. Şunu da şöyle bir kilitleyeyim. Şunu şuradan, pardon bir saniye. Şöyle alayım onu da. Şimdi hanımlar, birleştirmeyi göstereceğim ben size. Bakın çok güzel bir birleştirme oluyor şu şekilde göstereyim içinden de ayrı bir desen oluşuyor şimdi bu videoda şimdi en son birleştirmeyi gösteriyorum onu sonra kapatacağım bitireceğim şimdi şöyle geldik motifler birbirine bakacak bu köşeden iki tane batmıştık ya iki tane zincir onun boşluğuna batıyorum geldim şöyle geçiriyorum ve şuradan tekrar boşluğa batırıyorum bakın köşeden böyle bir sık iğne yaptım şimdi 1 2 3 4 tane yapıyorum bakın bu iki tane önden ve arkadan ikisini alıyorsunuz tam böyle ortasına sık iğne yapıyorsun. Bu kadar. 1, 2, 3, 4. Bu iki ipi böyle üst üste gelecek şekilde ayarlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde de size birleştirme videosunu göstermek istedim. Bu farklı bir birleştirme. 2, 3, 4. Böyle Battaniyenizi, hırkalarınızı, yeleklerinizi, atkılarınızı, hatta yastıklarınızı bile yapabilirsiniz. Şimdi 2 3 4 Bakın hanımlar. Çok da güzel bir birleştirme oluyor. Şöyle göstereyim size. Bakın çok güzel motifimiz ters yüzü şimdi hanımlar bakın hırkaya devam edelim ee, bakın bu şekilde toplam 8 tane motif öreceksiniz bakın daha önceden ben ördüm diğer kolunu yaptım kolaylık olsun diye video çekimlerinden mesela arka ortasını birleştirmedim şimdi bakın Önde tane, arkada iki tane. Dediğim gibi daha büyük yaş grubu yapmak isteyenler varsa 1, 2, 3, 4, 5 tane örebilir. 5 tane motif iki üç yaş için işte 4 sıra işte pardon bir yaş için 1, 2, 3, 4 dedim 5 5 tane 5 sıra örerseniz işte 2, üç yaş için olur. işte altı sıra örerseniz 4-5 yaş bu şekilde motifleri büyüteceksiniz kalıbınız elbise kalıbı daha önceki videoda bu videoda bildirdim size şimdi toplam 8 tane motif ördük ve Bir birleştirme isim de gösterdim ben size bakın böyle toplam aynı bu parçadan iki tane dört tane parçamız olacak önce böyle iki tane motifleri birleştireceğiz 1 2 3 ve 4 yaptım. Geldik köşeye. sık iğne yaptım. Ben bir tane daha çekeyim sağlam olsun. Bakın motifimi birleştirdim. Şimdi biraz uzaklaştırmam lazım ki omuz ve kol detayını göstereceğim size. Şimdi hanımlar bakın Omuzdan, omuz detayında burada az bir ekleme yapmışız. Koltuk altı detayında da diğer motifin köşesine kadar gitmişiz. Şimdi ön yüzleri birbirine bakacak fakat aynı renkler üste gelmemesi için ayarlamaya çalışıyorum. Şimdi pembe, lila, sarı, sarı tamam benim için ideal fark etmiyor şimdi aynen ipimi aldım şimdi böyle gelsek şöyle olacak İlla bir pembe yan yana gelecek Evet <laughs> 1 iki üç dört dört renk şimdi rengarenk yaptığı zaman aynı renkler yan yana gelmemeye Özen gösterin şimdi Hanımlar geldik köşeden geldik. ipi geçiriyorum. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 yaptım. 1 2 3 4 Tekrar bir sık iğne. 1 2 3 4 tekrar bir sık iğne şimdi bakayım kaç tane yapmışım 1 2 3 4 dördüncünün ortasında 1 2 3 4 Evet son 1 2 3 4 bakın toplam 1 2 3 4 4 sık iğne ile birleştirdim ve ipimi kesiyorum. Bu kadar işte. Ve döndürdüğümde Eyvah eyvah. Yanlış düşürdüm. Ama nasıl? Ee... <laughs> bakın. Yanlış düşürdüm. Sökmek zorundayım. Ama halbuki doğru diye düşürmüştüm. Sanıyordum ki. Ama yanlış düşürmüşüm. Şimdi sökeceğim. İşte renk de olduğu zaman böyle oluyor. Ama bu sıkıntı değil. Renkler yan yana geldi. Şimdi şöyle çevirdiğim zaman bakın yaka yaka böyle oldu. Rengarenk kazak yaptığımız için şöyle ne yapıyoruz? <laughs> Diğer taraftan birleştiriyoruz. diğer taraftan birleştirdiğimde sağlamasını yapayım. Evet, şimdi oluyor. bakın. Yanlış yaptım. Şimdi burayı hemen aynı gösterdiğim gibi birleştiriyorum. Bakın bu köşeden girdim tekrardan. 1 2 3 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 tane sık iğne vardı değil mi? 1 2 3 4 evet. Ve bitirdik omuzu. Bu sefer baktığımda evet bakın pembe, lila, sarı ve yeşil farklı renkler bir araya geldi. Şimdi burası yaka kısmı olduğu için buradan birleştireceğiz. Tekrar ters döndürüyorum. Bakıyorum zaten burada bunun köşesinde birleştirmiştim. Bakın pembenin bu üstteki köşeden birleştireceğim. Burada da aynı şekilde yapmışım. Geldim köşeye. Farklı bir işlem yok zaten. Aynı. Şimdi bazı yerlere atlıyorum. Bana işte yorum yapıyorsunuz. İşte atladınız falan. Aynı şeyi hani bir daha anlatıp videoyu uzun olsun istemiyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane yapıyorum. Diğer köşeye geliyorum. Battım. 1, 2, 3, 4 yaptım. Bakın geldim buraya. Ben bunları temizlemedim. Sonra temizleyeceğim. Boşa baktım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakın bu şekilde bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, Şimdi bundan sonra kola geçeceğiz. Ha pardon. Evet kola geçelim. Ondan sonra diğer arkayı birleştiririz. Aynı zaten böyle birleştirme. 1, 2, 3, 4. E, arka ortasını göstermem aslında gerek yok. 2, 3, 4. Geldik kenara. Kenar arasına geldim. Ve bitirdim. Şimdi hanımlar şu arkaya birleştirelim. İşte ön hangi taraf istiyorsanız yapabilirsiniz. Benim için fark etmiyor. Şimdi bakın ön yüzlere birbirine bakacak. Burayı da aynı şekilde birleştirelim. Böyle geliyorsunuz. Aynı şekilde birleştiriyorsunuz. Farklı bir işlem yok. Buradan böyle komple buraya kadar birleştirelim. Evet, bakın şimdi arkayı da birleştirdim. Bakın bu şekilde gayet de geniş bir e, hırka oldu. Yani rahatlıkla bir bir buçuk yaş bu hırkayı giyebilir. Bakın. Bakın ne kadar güzel duruyor. Şimdi kola geçelim. Kol da çok basit. Zor bir işlem yok. Tam buradan ipimizi takalım. Bir iki zincir çekelim. Tam buraya üç tane. Bir iki üç. Bu şekilde her boşluğa bakın 1 2 3 bakın her boşluğa buradaki bütün boşluklara hiç zincir çekmeden üçlü trabzan yapıyoruz bakın devam ediyorum şimdi şu omuzda bakalım ne yapmışım gelmişim zincirleri yapmışım bir de ortaya batmışım burayı da göstereyim size hemen sonra birleştirme yerini göstereceğim 2 3 1 2 3 3. Evet, şimdi bakın burada, burada ne yapıyoruz? Direkt buradan, şöyle bir yere batıyorsunuz. 1, 2, 3 yapıyorsunuz. Sonra direkt şuradaki, hemen diğer boşluğa, diğer motifin boşluğuna yapıyoruz. Şimdi başladığımız yere kadar gelelim hemen. Evet başladığımız yere geldik. Bakın. Buraya da 3 tane yaptım. Şimdi hemen ilk trabzandan tepesinden girdim. Çıkış yaptım. Ve şimdi hemen bu zincirin boşuna girdim. 1 2 3 Bu şekilde devam ediyoruz. 2 3 Şimdi hanımlar birleştirme yeri kayacak. Şimdi ikinci sıradayız. Mesela zincir burada birleştirdiğimiz zaman ee, ne olacak? Böyle arka arkaya birleştirme oluşturacak. Şimdi ben burayı bitireyim. Hemen ne demek istediğimi anlatı anlayacaksınız. Yani birleştirme yeri böyle koltuk altının tam hizasından gitmiyor. Kayıyor. Yani birleştirme ek olan yeri kayıyor. Burada pek anlaşılıyor mu bilmiyorum ama bakın birleştirme yeri bu şekilde kaydı. Bakın zincirler. Yani bu normalde örgüde olması gereken bir şey. Hani normal bir durum. Hani yanlış yapmıyorsunuz. Şimdi bu sırayı ben hemen bitireyim. Geleyim göstereceğim tekrar. Evet bakın geldik. Buraya batıyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi birleştirdim. Ve bakın buradaydım buraya kaydı. Böyle devam edecek. 1, 2 ve şimdi şu 3'ü yapayım. Göstereceğim. Kaç sıra öreceğinizi söyleyeceğim size. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bakın kolu ben rengarenk e, ipler kattım daha güzel olsun diye. Şimdi sayalım. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Toplam 19 sıra ördüm. Bu 1 yaş için. 2 e, yaş için işte 22 sıra. 3 yaş için işte 24 25 sıra. Bu şekilde eee çocuğunuz kıyafetinden kol ölçü boyunu bakın koltuk altından kol evine ölçerek sırayı arttırabilirsiniz. Bunu bu şekilde 19 sıra örelim. Ondan sonra lastik formunu size göstereceğim. Ve ben burayı bitirip geliyorum yaparsam çok kötü durur yani örgüde bu detaylar daha muntazamlık katıyor daha kusursuz oluşturuyor yani örgüleri şimdi normal trabzan yapalım Ondan sonra kestirme yapacağız lastik yani yapımına geçeceğiz şimdi ben bu sırayı komple bitireyim bakın hiç arttırma yapmadan hep tepelerine tepelerine batıyorum hemen burayı bitireyim geleyim buraya kadar Evet bakın az kaldı trabzanlarımı yapıyorum şu an son trabzanı yaptım şimdi birleştiriyorum. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bakın önden bir tane aldım. Bakın ilk sıra bu şekilde. Önden aldım. Şimdi tel aldım. Arkadan iki tane alıyorum. Kestiriyorum. Manşet olduğu için manşet kısmı dar olduğu için kestirme yapmamız lazım. Bakın iki tane trabzanı biri düşürdüm. Şimdi önden bir, arkadan iki. Şöyle Önden bir Arkadan 2 Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım ikinci sıraya hemen geçelim Evet geldik <laughs> bitiriyoruz Şimdi Trabzon hepsinden geldim birleştirdim iki zincir çekiyorum bakın önden bak, öndekini önden aldım arkadaki trabzanı da arkadan aldım öndekini önden aldım arkadakini de arkadan ikinci sırayı da bu şekilde tamamlayalım bakın az kaldı Şimdi toplamda bakalım ben kaç sıra örmüşüm manşet. Zaten 1 2 3 3 sıra örmüşüm. Siz de 3 sıra örerek bitirebilirsiniz. Fazla örmek istemedim. Biraz kısa bir manşet olsun istedim. Yani bundan bir sıra daha atacağım ve son. Bundan sıra bundan sonraki sırada aynı bu şekilde yapın. Bakın manşeti tamamlayın. Devam ediyorum farklı bir işlem yok yani bundan sonra göstermeme gerek yok aynı e, iki sıraya ya da üç sıra daha da atabilirsiniz ben bir iki sıra daha gideceğim ve bitireceğim sonra bu e, hırkamızın yaka kısmı ve etek ucundaki yere geçeceğim. Evet hanımlar kollardaki lastiği bitirdim. Toplam trabzanla birlikte 4 sıra örmüş oldum. Dediğim gibi sizler isterseniz manşeti uzun yapabilirsiniz. Şimdi hanımlar video uzun olmaması için ben e, bu tam arka ortasından bakın arka ortasından başladım. 3 tane bakın şöyle göstereyim. 3 tane e, trabzan yaptım hiç zincir çekmeden devam ettim bakın tam buraya geldi zaman 3 tane yaptım bu köşeye geldim 6 tane yaptım bakın bu hani iki tane zincir çekmiştik sonra sıkın yapmıştık ki tam onun içine 6 tane trabzan yaptık geldik geldik bakın geldik yine ortaya 3 tane bakın zincirlere şimdi size detaylı burayı gösteriyorum ki hani ne oldu demeyin geldik bu köşeye köşenin içine 6 tane yaptım Şimdi yaka, bakın burası omuz. Hiç arttırma falan yok, düz devam ediyorsunuz. Bakın burada da direkt atladım, e, çünkü burası e, yaka olduğu için bu ortaya batmadım. E, genişler kötü durur diye direkt hemen zincirin yanına atladım Normalde e, burada ortaya battım Çünkü düz durması için burası içe doğru katlanıp olmasın diye mecbur buraya 3 tane yaptım ama yakada gerek yok çünkü yakada zaten böyle hafif kasması lazım Onun için oraya atladım bakın burada Burası arka ortası bakın Burası omuzun sağ diyelim kısmı Burası arka ortası bakın arka ortası tam ortaya üç tane koydum Geldim. Bakın burada yapmışım. Yanlış yapmışım. Bunu söküyorum. Burayı atlayacaktım. Bak detayı unuttum mesela. Şimdi geldim. Atlıyorum buraya. 3 tane yapıyorum. Şimdi şimdi köşeye geliyorum. Köşeyi de size göstereceğim. 2 3 Şimdi bakın boşluklara 3'er 3'er hiç zincir çekmeden yapıyoruz. Evet geldik bakın köşeye. Bunun içine toplam 6 tane trabzan yapıyoruz şu an iki Çünkü köşe olduğu için full dönmesi lazım 3 4 5 ve 6 Evet şimdi geliyoruz buradan buraya kadar örüyoruz aynı sonra buraya da altı tane yapıyoruz ve arkaya kadar öreceğiz yani komple çevresini bu şekilde üçlü üçlü bitiriyoruz bakın Üçlü üçlü devam ediyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Şimdi ben bu bunun çevresini aynı bu şekilde bitireyim. Geliyorum. Yani bakın arka ortasına kadar burayı da böyle örüp geliyorum. Bakın tam divini bitirmek üzereyim. Son bir tane yapmak dayım yani üçlüyü Evet bunu da yaptım ve birleştiriyorum tepeden girdim direkt çıkış yaptım şimdi iki zincir çekiyorum bu sırada köşede artırma yapacağız bu sırada da ilik yeri açacağız bakın normal düz örüyoruz farklı bir işlem yapmıyoruz bakın hiç artırma eksiltme yapmadan düz trabzan örüyorum şöyle göstereyim bir iki sıra daha öreyim böyle devam edelim bu köşeye gelelim Evet geldik köşeye Bakın bu köşe kısımda arttırma mutlaka yapmamız lazım. Bakın geldik. Toplam 3 tane çift batacağız. Şu an birinci çift yaptım. Şimdi ikinci çift, üçüncü çift. İlk sırada 6 tane yapmıştık. Bakın geldik ikinci sırada 1 2 3. Toplam 3 çift battık. Şimdi tek örüyoruz. Bütün köşelerde aynı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu sırada da ilik açmayı göstereceğim. İlik açma isterseniz altına başlayın, isterseniz üstten yapın. Hani siz nasıl ilik istiyorsunuz? Ben buradan sonra yukarıya doğru ilik yapacağım. Bu alt kısmına ilik yapmak istemiyorum. Normal bakın düz örüyorum. Burayı hiç artırma yapmadan bakın köşem çok güzel yüz yuvarlak düştü. Şimdi mesela buraya da bu köşeyi de aynı şekilde yapacağım. Sadece dört köşe var hırkamızın. Bakın. Burada ne yaptıysam aynı şekilde burada yapacağım. Sonra burada ve burada yapacağım. Bu yakalar düz. Hiç arttırma eksilme yok. Bakın buralara normal düz trabzan yapacağız. Şimdi ben buraya kadar geliyorum. Evet. Tam şuradan ilik yer açacağım ben. normal trabzan yapıyorum bakın bir zincir çektim bir boşluk atladım ikinci boşluğa geldim ve ilik yeri açtım bu kadar diğer ilik yerlerinde istediğiniz aralıkta yapabilirsiniz ben üç tane ilik açacağım ya üç ya dört bu şekilde bakın ilik yeri açtım bir zincir çektim bir boşluk atladım ve Hmm, düğmeniz büyükse iki zincir çekin mesela düğmenize göre iliği yapabilirsiniz şimdi ben iliğimi açacağım bu köşelerdeki aynı buradaki gibi üçlü batacağım bu üç çift yani üç çift üç çift yapacağım bitireceğim sonra diğer sıraya geçeceğim ben şimdi hemen yapayım geleyim yakaya bakın düz trabzan örüyorsunuz hiç artırma yok bakın buradan geliyorsunuz düz trabzan örüyorsunuz hiç artırma yok Sadece köşedeki detaylar var o. Oh, bu kadar. Şimdi diğer sıraya geçelim. Geçelim. Evet hanımlar bakın ikinci sıraya da komple ördüm. Dediğim gibi bakın üçer artırma yaptım. Düz ördüm. Şimdi üçüncü sıraya gideceğiz. Sonra en son sıramız var ama o en son sırayı da bu roları sık iğne yapacağız. Bu etek ucuna da desen yapacağız. Şimdi birleştiriyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde Hiç arttırma yapmadan Düz Trabzan Örüyoruz. Bakın farklı bir işlem yok. Şimdi Köşeye kadar örelim. Köşede ben size şu köşeye kadar gelelim. Ondan sonra oradaki arttırmayı da Göstereyim. Geldik şimdi köşeye. Bakın Burada Şimdi burada çift, bir çift, iki çift, tekrar üç çift yapıyoruz. Bakın ikincisi de üç çift yapmıştık. Burada da aynı şekilde üç çift yapıyoruz. Tam böyle ortalayacaksınız çifti. geldik ve dönüyoruz hiç artırma yapmadan bakın köşe çok güzel şekilde ayarladık şimdi ilik yerine kadar ilik yerine kadar gelelim zaten ben ilik yerine 9 trabzanda bir ilik yeri açtım 3 tane ilik yeri açmış oldum şimdi buradan buraya kadar gelelim Evet geldim diğer Pardon ilik yerimize geldik şimdi Bakın burada bir zincir vardı ya. Onun içinden girdim. Bir trabzan yaptım. Sonra diğer trabzanın tepesine gelerek bakın ilik yeri de bu şekilde oluşturuyorum. Zincirin içine bir tane trabzan yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bu sırayı da böyle komple bu şekilde bitirelim. Bakın köşelerde de nasıl yaptıysam şimdi şu ilik yerini göstermeme gerek yok bakın geldin buradan ördünüz buraya bir tane trabzan yapıyorsunuz zincirin içine girip ve ilik yerini bu şekilde tamamlıyorsunuz şimdi bakın hanımlar bu sırayı da komple aynı bu şekilde tamamlayalım bakın burada üç tane yaptık ya aynı şekilde burada da üç tane burada da üç tane burada da üç çift artırma yapacaksınız komple bu sırayı da bitirelim sonra diğer sıraya geçeceğiz bakın yaka da hiç artırma eksiltme yapmadım düz trabzan ördüm bakın hiç ne eksiltme ne arttırma düz trabzan ördüm Bakın bu yakada da üçlü çift battım şimdi diğer sıraya gel zaman da tam buraya 1 2 3 çift batacağım ve bu şekilde e, bu sırayı da bitireceğiz Evet hanımlar şimdi son sıraya gidiyoruz bu şekilde bir desen yapmak istedim Tabi isterseniz yapmayabilirsiniz Şimdi sökeyim hemen göstereceğim size nasıl yaptığımı Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorsunuz. Tel aldınız. 1 2 3 ister 3 ister 1 boşluk atlayarak tamamen size bağlı. Hani ben bir tane atladım. 1 2 3 3'lü yaptığım için 3 tane yapmak istiyorum. 1 2 tamamen sizin zevkinize bağlı böyle bir desen yapabilirsiniz isterseniz de e, sık iğne gidin mesela e, farklı desenler de var onları da yapabilirsiniz şimdi ben tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tel aldım bir boşluk atlayıp diğer trabzan tepesine toplam 3 tane yapıyorum şimdi bir boş katlayıp bakın bu şekilde deseni oluşturuyoruz ya da yani nasıl hoşunuza giderse o şekilde yapabilirsiniz mesela bir atladım şimdi bakalım iki atlayalım yani deneyerek bazı şeyleri yapıyorum ben Siz de o şekilde istediğiniz gibi ayarlayın Şimdi bu desene 3, 4, 5 tel aldım. Bir tane atlıyorum. 2, 3. Şimdi iki tane atlayınca daha güzel oluyor sanki. Öyle geldi bana. Evet. Evet, iki tane atlayınca daha güzel oluyor. Bu şekilde, bu alt tabanını bu şekilde desen yapalım. Sonra burayı da isterseniz desen yapın, isterseniz sık iğne yapın. Ben bir yapacağım. Bakayım güzelse, gözüme hoş geliyorsa devam edeceğim. Eğer e, burası güzel hoşuma gelmezse sık iğne yapacağım. Ben şimdi bir yapıp geliyorum. Bakın hanım tam köşeye geldim. Ben e, burada sık iğne de değil bir tane e, zincir yürütme yapacağım. Bakın göstereyim onu size. Hatta bunu da bunu böyle tam köşeye getirttim. Siz de o şekilde ayarlayın. Mesela 1, 2, 3. Buna batalım tamam mı? Şöyle direkt çıkış yapalım. Şuradan böyle zincir yürütelim. Bakın. Böyle zincir yürüterek Bakayım ve nasıl oluyor. Tamamıyla sizin zevkinize bağlı yani bu durum. Böyle yaparsam oldu yani. Çevresini ister böyle ister bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Hatta yakasına bu deseni yapabilirsiniz. Ben yapmayı düşünüyorum şu yakasına bu deseni yakayı yapmaya. Bu şekilde. Ben şimdi komple bitireyim. Ondan sonra düğmelerini dikeyim ve geliyorum. Evet hanımlar ben e, kenar oyası normalde buraya yapmayacaktım vazgeçtim sonra dedim ki komple seven yap dedim ve yaptım gerçekten iyi ki de yapmışım çok güzel oldu çok ayrı bir hava kattı ve boğaz kısmını da yaptım yaka kısmına siz de bence yapın çünkü e, bir gösterdiğim bir sık iğne tekniği vardı ya ondan gittim baktım hoşuma gitmedi dedim ki Komple desen yap ve bu şekilde gerçekten çok güzel bir e hırka oldu ve düğmelerinde de diktim göstereyim iç tarafını göstereyim bakın e fazla renkli işte yapmak biraz hata niye diyeceksiniz bakın içi hep karışık rengarenk ipler bunları biraz temizlemek sıkıntı ve bayağı bir zaman alacak. Ama değer mi değer bu güzellik için. Bu şekilde hanımlar. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler sayesinde kanalımız büyüyor. E, şimdiden herkese kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.